Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde kum boncuklarla, deniz kabukları ile ve yaza uygun figürlerle halhallar yapacağım. İlk olarak malzemelerden ve kullanabileceğiniz malzemelerden bahsetmek istiyorum. Kum boncuklar ile başlayalım. Kum boncukların boyutları var. Sizler zevkinize göre dilediğiniz boyutta kum boncukları kullanabilirsiniz. 1 milimlik kum boncuklar, 2 milimlik kum boncuklar, 2-2,5 milimlik kum boncuklar ve 3-5 milimlik kum boncuklar halhal, kolye ve bileklik yapımlarında hoş durur. Bugün yapacağım çalışmalar size fikir olacak. Sizler bunları kendi zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. Veya birebir aynısını da yapabilirsiniz. Deniz kabukları şu şekilde yakından göstereyim. İki tane deliği olan kabuklarım var. Bu taşları denizden sizler toplayıp deliklerini ince bir matkapla açabilirsiniz. Veya sivri bir şeyle de açabilirsiniz. Taşların arka kısmı hassas olduğu için kolaylıkla delebileceksiniz. Veya bu taşları boncuk malzemeleri satan yerlerden de satın alabilirsiniz. Daha küçük deniz kabuklarım da var. Bunları ben hazır aldım delinmiş şekilde. Ama dediğim gibi sizler denizden toplayıp kendiniz de delebilirsiniz. Figürlere geçelim. Sizin için bende bulunan yaz temalı figürleri seçtim. Deniz kabukları yazın daha çok tercih ediliyor. Balık figürleri. Balık figürlerini balık burcu olanlar da kullanabilirler. Ananas, kiraz, kaplumbağa, gözlük, deniz çapası ve deniz dümeni gibi figürlerim var. Bunlar benim yaz için seçtiklerim. Sizler daha fazlasını boncukçularda bulabilirsiniz. Boncuklarımı dizmek için de lastikli ve lastiksiz şeffaf misinalardan yardım alacağım. Lastikli için direkt düğümleme işlemi yapacağım. Lastiksiz için de kapama işlemleri yapacağım. Kapama işlemleri için de şöyle yakından göstereyim. Halkalarım var, kapama aparatlarım var ve papağanım var. Bu üç malzeme ile kapamamızı yapabiliriz. Düğüm kapama yapacağım. Dilerseniz siz bit kapama da yapabilirsiniz. Kapamaları yaparken de penselerimden yardım alacağım. Şöyle yakından göstereyim. Sizler bu şekilde kendiniz için yapabilirsiniz veya bu şekilde yapıp bir gelir de elde edebilirsiniz. Şu an yapacağım halhal modellerini kolye ve bilekliklerine uyarlayabilirsiniz. Geliştirebilir, değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. İlk olarak lastikli misina ile ikili bir çalışma yapacağım. Boncuklarımızı düz bir şekilde dizmeye başlıyoruz. Kum boncuklarımı ayağımın ölçüsüne göre dizdim. Bir miktar pay bırakarak kesiyorum. Şimdi bağlarken ben şöyle bir şey yapıyorum. Bir tane boncuğu dışarıda bırakıyorum şu şekilde. Bakın şöyle yakından göstereyim. Ve bu boncuğun üzerinden düğüm atıyorum. Bir düğüm daha atıyoruz. İki düğüm yeterli olacaktır. Sıkı olduğundan emin olalım, yeterli. Şöyle yapalım. Çektirelim. Boncuklarınızı dizerken uçlarınızı direkt araya koyarak da devam edebilirsiniz. Veya benim şu an yapacağım gibi ucu sonradan da takabilirsiniz. Penselerimden yardım alıyorum. Bir halkam var ve bu halkayı açıyorum. Halhalımın ortasını buluyorum. Ortasından geçiriyorum. Figürümü de geçiriyorum ve halkamı kapatıyorum. Sıfıra sıfır kapattım. Halhalımızın biri hazır. Seti olan düz beyazı da yapıp ilk halhalımızı bitireceğim. 3-5 milimlik kum boncukları düz bir şekilde lastikli misinaya diziyorum. Boncuklarımı dizdim. Buna bir figür takmayacağım. Bunun takımı olarak düşündüm. Bağlama işlemini yine aynı şekilde bir tane boncuğumu alıyorum yukarıya. Onun çevresinden düğümlüyorum. Sizler düz düğüm de yapabilirsiniz. Bana bu şekilde daha garanti geldiği için ben böyle yapıyorum.
Birinci halhalımız hazır. İkinci halhal modelimiz için 2-2,5 milim kum boncuklarım var. Deniz kabuklarım var. Arkası 2 tane delikli. 3 adet kullanacağım. Sizler daha fazla kullanabilirsiniz. Boncuklarımı dizerek başlıyorum. Bu arada misinam 0.70. Lastik misinam da 0.70'ti. Misinamızı deniz kabuğumuzdan geçiriyoruz. Beş tane daha boncuk alıyorum. Tekrar deniz kabuğumdan alıyorum. Misinamızı kesmeden kapamalarını yapıyoruz. Kapamadan bir tane takıyoruz. Ağzı yukarıya bakıyor. Ve misinamızı düğümlüyoruz. Sıkıca düğümlüyoruz. Sıkı olmadığını düşünürseniz penselerinizi kullanarak düğüm sıkabilirsiniz. Kapamayı iyice yukarıya çekiyoruz. Makasla misinamızı kesiyoruz. Düğümü kapamanın içine alıyoruz. Ve kapamayı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra kapamayı ezmeden pense ile hafif bir baskı uyguluyoruz. Boncuklarımızı çekelim. Misinamızı keselim. Düğüm payımızı da fazlasıyla bırakalım. Kapamamızı diğer uçtan da takıyoruz ve düğümümüzü atarak işlemlerimizi bitiriyoruz. Şekilde yakından göstereyim. Şık bir çalışma oldu. Son bir halhal çalışması daha yapalım. Bu kez 1 milimlik kum boncuklar kullanacağım. Ayrıca arasına renk katmak için şu şekilde yuvarlak boncuklar kullanacağım. İsterseniz kapama işlemlerini yapıp da çalışmanıza devam edebilirsiniz. Bu çalışmamızı öyle yapalım. Önce kapama işlemlerimizi yapalım, sonra çalışmamıza devam edelim. Ve misinamızı ayarlayarak fazlasıyla kesiyoruz. Buradan çalışmamıza devam edelim. Hem böylelikle misina da elimize dolanmamış olur.
halhalımın birine göre ölçümlemek istiyorum. Şöyle yapayım. Bakın figürüme bu kez halka takmayacağım. Halkası kendiliğinden yandan olduğu için direkt mislinama geçireceğim. Bunda halka kullanmıştık gördüğünüz gibi. Düz durması için halkaları kullanıyoruz. Kapımızın kapamasını yapıyoruz. Hallarım hazır durumda. Umarım sizler için verimli bir çalışma olmuştur. Sizler de bu şekilde benzer çeşit çeşit halhallar yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunu işe çevirerek gelir de elde edebilirsiniz. Ben 3 çalışmayı da çok beğendim. Sevdiğim renklerden ve figürlerden oluşan çalışmalar oldu. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.